Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız proje, proje yöneticisinin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız yazım, proje yöneticisi nediler? Hepimizin bildiği Alaaddin'in lambası masalında lambadan çıkan cin, dile benden ne dilersen der. Fakat dilek sayısını 3 ile sınırlandırır. Eğer 3 dilek hakkınız olsaydı proje yöneticisi olarak ne isterdiniz? Eğer okyanusu arabanızla baştan başa geçecek bir köprü isterseniz bunu yapmanın size bir faydası sağlamayacağını söyleyebilir. Ama müşterilerinizin isteklerini tam ve eksiksiz olarak iletilme becerilerinin gelişmesini isterseniz işte o zaman belki de ilk defa bir dileği karşılayamayacağını fark edecektir. Proje yöneticisi aşağıdaki üç şeyi ister ve bunlara odaklanırsa hayatı çok kolaylaşacaktır. 1. İletişim. 2. İstekler. 3. Sonuçlar. Kesinlikle söylenebilecek olan tek şey iletişim ya da istekler tam olarak ele alınmadan başarılı sonuçların ortaya çıkmayacağıdır. Proje yönetiminde iyi bir iletişim kurulmadığı takdirde ve müşterinin, paydaşların istekleri tam olarak ele alınmadan başarılı olunamaz. Eğer tüm paydaşlarla ilgili iletişimi kuramamışsanız, proje üzerinde kontrolünüz zayıf olacaktır. Proje paydaşlarının tümüyle, üst yönetim, orta kademe yöneticiler, dış kaynaklar, müşteri ve proje ekip üyeleri tüm paydaşlarla iletişiminizi çok iyi kurmanız gerekir. Böylelikle kontrolü sağlayabilirsiniz. Özellikle maddi organizasyonlarda sizinle o projede birlikte çalışanlarla daha önce çalışmadığınız için çalışmış olabilirsiniz ama yeni çalışıyor da olabilirsiniz. Nasıl iş çıkaracaklarını bilmemeniz ve bu yüzden kontrole daha sıkı sarılacağınız gerçeği idi. Projelerde işi isteyen taraf çoğunlukla ne istediğini bilmediği gibi isteklerinin sonuçlarını da çok fazla düşünmezler. İsteklerinin olası sonuçlarını onların anlayacağı dilde proje yöneticisinin aktarabilmesi çok önemlidir. Proje yöneticilerinin istekleri aldıktan sonra bu isteklerin olası sonuçlarını proje bütününde ve projenin nihai sonucu doğrultusunda karşı tarafa aktarabilmesi çok önemlidir. Müşteri projenin yavaşlayabileceği ya da diğer olumsuzluklar konusunda uyarılmalıdır. Ek talep ve istisnalar özellikle projeye ek iş yükü getireceğinden projeyi yavaşlatabilir. Veya yapılan talep ve istekler projenin diğer unsurlarını veya bütününü olumsuz etkileyebilir. Proje yöneticisinin bir analist gözüyle bakması ve bu konuda müşteriyi uyarması çok önemlidir. Proje yöneticisi her koşul altında projeyi yolunda tutmak ve isteklerin gerçekleşmesini güvence altına almak için gayret göstermelidir. Proje yöneticileri projeyi hedefine götürmeye çalışırlar. Ek talepler, değişiklikler projeyi yolundan çıkarabilir, hedefinden saptırabilir. Proje yöneticisinin işi projeyi yolunda tutmaktır. Ve tüm paydaşların isteklerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceklerini kontrol edeceklerini unutmamalı. Bu isteklerin gerçekleşmesini güvence altına almak için gayret etmelidirler. Proje yöneticisi iletişimi yönetebilmek için birlikte çalıştığı kişileri tanımalıdır. Şöyle bir test yapabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanların çalıştıkları yeri nasıl dekore etmek istedikleri üzerine bir çalışma yapın. Her grup ya da kişi kişisel özelliklerini buna yansıtmak isteyecektir. Ben genellikle eğitimlerimde şöyle örnek veriyorum. Özellikle Türkiye'de futbol önemli bir ilgi alanı. Taraftarlar
Özellikle beyaz yakalılar masalarına tuttukları takımın renklerini veya sembolünü içeren kupa, küçük bir filama gibi koymuş olabilirler. Masaların üzerindeki iç dışı belli objeler onları tanımanız için size ipuçları verecektir. Örneğin minimalist, klasik veya modern, pozitif ya da negatif renkler, basit ya da karmaşık yaklaşımlar size ipucu vereceklerdir. Çalışanları tanımanın bir yolu da budur. Diğer bir konu ise proje yöneticisinin kendisini projenin iç danışmanı olarak konumlandırmasıdır. Bu sayede proje içi tüm bilgileri analiz edip ağacı ormandan ayrı tutarak doğru sonuçlara gidebilmeli, problemli ya da sıkıntılı durumların üzerinden gelmeye çalışmalıdır. Proje yöneticisi proje ekip üyelerini ayrı ayrı görmelidir. Ekip üyeleri bir bütün olarak ekibi oluştururken ayrı ayrı yaklaşılması, doğru şekilde davranılması çok önemlidir. Eğer bilginiz ile tarafları birbirine bağlı tutacak güçte yapıştırıcı olursanız, projenin beklediğinizden daha başarılı olacağını göreceksiniz. Kişileri tanıdığınız takdirde bu bilgiler ile proje ekibini, paydaşları yani tüm tarafları birbirine bağlı tutacak bir yapıştırıcı olmalısınız. Onlar için birleştirici, uzlaştırıcı, ortak yolda yönlendirici olabilmelisiniz. Proje yöneticisinin tek bir müşterisi yoktur. Proje yöneticisi sadece proje müşterisine odaklanmaz. Proje sponsoru rapor beklerken, departman müdürleri personellerinin neler başardığını, ekip üyeleri ne iş yapacaklarını, satın alma malzeme ihtiyacı olup olmadığını, bilgi işlem sistemlerinin değişip değişmeyeceğini öğrenmek ister. Projede ritmi yakalamanız önemlidir. Bir ekip üyesi ritmi kaybederse, siz proje yöneticisi olarak ritmin yönetemezseniz proje zaman zaman yavaşlayacak, zaman zaman hızlanacak ve dengesini kaybedecektir. Gereksiz toplantılarla vakit kaybetmemeli, işleri önem ve aciliyet sırasına koyarak gerçekleştirmelisiniz. Herhangi bir konu olduğunda hemen toplantı yapalım yöntemine başvurmayın. Toplantının herkesin vaktinden aldığını bilin. Kısa, az, öz ve doğru kişilerle toplantı yapmaya çalışın. Yapılacak işleri mutlaka önem ve aciliyet sırasına koyarak gerçekleştirin. Önem ve aciliyetin sayısal parametrelere dayanmasını ve diğerleri tarafından anlaşılmasını sağlayın. Proje yöneticisinin ana rolü, proje yönetimi planına uygun bir şekilde projeyi hayata geçirmektir. Proje yöneticisi, kendi kişisel düşünce veya hedeflerine değil, proje yönetim planına uygun şekilde proje hedeflerine odaklanmalıdır. Bunu gerçekleştirmenin birinci şartı iletişimdir. İletişim, gayret, çaba ve iyi niyet ile gerçekleşir. Projeyi iyi bir iletişim ile yolunda tutabilir ve kontrol edebilirsiniz. Sonuç olarak proje yöneticisinin güvene dayalı kuracağı ilişkilerin getireceği güçlü iletişimle isteklerin daha net tanımlanacağını ve sonuçlara ulaşmak için gerekli planlamanın çok daha net bir şekilde yapılabileceğini unutmamalısınız. Bugün de bir yazının sonuna geldik. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.